Fırazlarına benziyorlar. Kana çok düşkün. Dev yılan başbalıklar saldıracaklar. Bu yaratıklar karada bile yürürler. Bu şeyler aniden bacaklara sıçrar ve hemen saldırırlar. Bazılarına göre büyük bir av, diğerleri içinse ölümcül bir tehdit. Balıkçı onu bize doğru çevirdi. Yorgun düşmüştü. Yakında sizin çevrenizdeki bir nehre de gelebilir. Şimdi izleyecekleriniz canavar balıkların macerası. İşte canavar balık. Doğal ortamlarındaki istilacı türler doğanın besin zinciriyle denge içinde yaşarlar. Ama yabancı bir bölgede tehlikeli bir davetsiz misafire dönüşebilirler. Çoğu tek bir koloniden ölümcül bir sürü olana kadar çoğalabilir. Bazıları öyle başarılı şekilde beslenir ve ürer ki tüm ekosistemi imha ederler. Şimdi yeni bir istilacı var. Güçlü bir iştahı ve ustura dişleri olan yırtıcı bir balık. Karada bile yürüyebilir. Bazıları onlara yılanbaş adını takmış. Diğerleri ise canavar balık. Mayıs 2002. Sakin bir Amerikan kasabası olan Maryland'deki Crafton'da bilim kurgu filmlerine yaraşır bir dehşet başlamak üzereydi. Bir alışveriş merkezinin arkasındaki küçük bir gölde balık tutmaktaydı. Garip görünüşlü bir balık yakalamış ve tanımlayamadığı balığın birkaç fotoğrafını çekmişti. Onu göle geri bırakmıştı. Ama Paul bu garip görünümlü canlının ne olduğunu merak etmişti. Bu nedenle fotoğrafları Maryland Doğal Kaynaklar Departmanı'na bıraktı. Ama bir fırtınayı ateşlediğinden haberi yoktu. Paul DiMauro Mayıs ayında bir tane yakaladı, fotoğraflarını çekti ve suya bıraktı. O zamanlar havada nefes alabilen ve yüzgeçlerini karada ayak gibi kullanabilen bir balık tuttuğunu bilmiyordu. Siz hiç filmlerdeki gibi bir torpil gördünüz mü? Elinin bir kunduz olduğunu düşünmüştüm. Yani çok fazla su sıçratıyordu. Çok çirkin bir balıktı. Resimler Doğal Kaynaklar Departmanı'na geldiğinde baktığımızın sıra dışı ve farklı bir şey olduğu anlaşılıyordu. Maryland biyologları en kötüsünden korkuyordu. Fotoğrafları Florida'ya balık bilimci ve istilacı türler uzmanı Walt Courtney'e gönderdiler. Courtney'nin bir kere bakması yetmişti. Fotoğrafı görür görmez bunun Kuzey Yılanbaşı adı verilen Channa Argus olduğunu anladım. Kuzey Yılanbaşı ya da Channa Argus Asya'ya özgü bir tür. Orada uyum içinde yaşar. Bir yırtıcı hayvan ve bir av olarak kontrol altındadır. Ama yılanbaşlar onlara yaklaşan herkese saldırmalarıyla tanınırlar. Bilinen 29 yılanbaş çeşidinin çoğu dev yılanbaş gibi yırtıcı iştahları ve keskin dişli güçlü çeneleriyle saldırgan avcılardır. Çeneleri eti, insan etini bile koparabilir. Tayland'ın Şirinakari Havzası tanınmış bir yılanbaş bölgesidir. Yerel balıkçı Lung Tieng şiddetli bir yılanbaş saldırısını anlatıyor. Bir gün evinin yakınlarındaki nehir kenarında ağ atmış çekmeye hazırlanıyordu. Suyun kenarında Lung avını tam toplamaya başlamıştı ki aniden elinde çok keskin bir acı hissetti. Aman tanrım. Önce beni neyin ısırdığını anlayamadım. Kolumda çok fazla kan vardı. Lung'un eşi evde akşam yemeği hazırlıyordu. Güçlü bir feryat duydu. Çok korkmuştu ama hızla kocasına yardıma koştu. Ona bakmaya koştum. Çok fazla kan kaybediyordu. Bir yılan mı diye sordu. Ben de hayır, bir balık dedim. Tekrar baktığımda sadece çok büyük ve siyah bir şey gördüm. Lung yakından baktıktan sonra saldırganın bir yılanbaş olduğunu anlamıştı. Koyu renkli büyük balık hemen önünden suya doğru kaymış ve Lung'un evinin altındaki yuvasına dönmüştü. Çift sarsılmıştı. Bu vahşi yaratığın ne kadar zamandır ayaklarının altında yuva yaptığı hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Isırık kötüydü ama Lung hasarın çok daha büyük olabileceğini biliyordu. Beni çok fazla ısırmadığı için şanslı olduğumu düşündüm. Tüm elinizi ısırıp koparabilirler. Amerika'da yılanbaşların balıkçılara saldırması tehlikenin sadece küçük bir kısmıdır. Yabancı bir ekosistemde istilacı yılanbaşlar besin zincirini yok edebilir. Tropik dev yılanbaşın aksine kuzey yılanbaşı dondurucu sularda iyi gelişir ve tüm yıl boyu beslenip çoğalarak yerli türleri açlıktan öldürebilir. Havada nefes alma yeteneği ve karada bile yürümesi de bunlara eklenince kuzey yılanbaşın korkunç bir düşman olduğu hemen anlaşılır. Amerika'da ortaya çıkmaması felaketin habercisiydi. Ona bir elektronik posta gönderdim ve en iyisi oraya gidin. Gölde bunlardan daha fazla olup olmadığını kontrol edin dedim. Amerikalı biyologlar için kuzey yılanbaş istilası bir kabus senaryosuydu. Baltimore Sun muhabiri Candy Thompson içinse iyi bir haber fırsatı. Bilirsiniz, bir muhabirin hayali iyi bir hikayedir. Ve bu hem bilim hem de bilim kurgu içeriyor. Thompson'ın birinci sayfa manşeti. Crafton sularında pusuya yattılar. Hızlı yüzündü. Kamuoyunu korkutan bu balık yeni bir çılgınlığın yayılmasına neden olmuştu. İkinci haftanın sonunda durum çılgıncaydı. Karşılaştığım her şeyden daha delice bir şeydi. Kameramanlar ve muhabirler büyüyen medya histerisinin merkezi haline alan Crafton Gölü'nde toplanmaya başlamışlardı. Göl ve balıkçıları ulusal ilgiyi üzerlerine çekiyor. Ve herkes bu canavarın gölde gerçekten yaşadığına dair bir ipucu yakalamayı umuyordu. Bu şey sanki bilim kurgu filminden çıkmış. Bu yaratık önüne çıkan her şeyi yiyor, sudakileri bitirince karaya çıkıp piknik sepetinizdekileri yiyor. Sonra da evcil hayvanınızı. Ve yoluna devam ediyor. Fakat bilim insanları yılanbaş krizinin tamamen farklı olduğunun farkındalar. Acaba orada daha başkaları da var mı? Maryland Doğal Kaynaklar Departmanı bir bildiri dağıtarak yılanbaşların ölü ya da diri arandığını bildirmişti. Onlardan birini yakalayan hemen bildirilmeli ve ne olursa olsun onu suya geri bırakmamalıydı. Yerel balıkçı Joe Glebsi, canavar balık hakkındaki haberleri okuyan binlerce kişiden ve onu yakalama arzusuna kapılanlardan sadece biriydi. Hadi gidelim. İlk canavar balığın görülmesinden 2 ay sonra Joe Gillespie bir yılanbaş avı için yola çıkmıştı. Yanına yardımcı olarak oğlu Mark'ı ve Mark'ın arkadaşı Jake'i de alarak Crafton Gölü'ne gelmişlerdi. Bu acayip yırtıcıya olabildiğince meydan okumak ve ona hızla ulaşabilmek için çıplak ayaklarını kanolarından suya sarkıtmışlardı. Aniden Joe küçük balıkların bir girdap gibi döndüklerini fark etti. Sonra da otların arasından garip bir şey çıktı. Onun sadece otların arasından çıkan bir kaplumbağa olduğunu düşündüm. Ve yakından baktığımda kaplumbağa olmadığını gördüm. Sabırsız balıkçı oltasını hemen fırlatır. Balık yemi saldırganca ısırır ama kaçmayı başarır. Joe birkaç kez daha olta atmayı dener. Ama canavar balık tekrar ısırmaz. Sonrasında ise tam Joe vazgeçmek üzereyken canavar balığın dev çenesini oltanın ucunda görür. Balığın gücü onu şaşkına çevirmiştir. Joe Gillespie bu av karşısına hayrete düşer. Bu köpek balığı dişleri olan bir canavardır. Balık kurtulmak için kepçeyi kemirmeye çalışmaktadır. Kamuoyu bildirimlerine göre canavar balığının ölü ya da diri yakalanması gerekmektedir. Bıçağımı tam kafatasının tepesinden soktum. Böylece çırpınmayı ve ısırmayı kesti. Bu kocaman avın uzunluğu 60 santimden fazlaydı. Ve av iskelede de büyük bir heyecan yarattı. Gazeteciler gelip fotoğraflarımızı çektiler. Daha sonra da kardeşim geldi. Kuzenlerim ve herkes buraya gelmeye başladı. Çok kalabalık oldu. Ama aslında iskeleye ilk geldiğimizde sanırım sadece 25 kişi vardı. Sadece onlar görmüştü. Joe Gillespie'nin bu büyük avı biyologları da hemen harekete geçirdi. Av nedeniyle heyecandan çok dehşete kapılmışlardı. Yakalanan dev canavar balık aynı gölde görülen ilk balıktan çok daha büyüktü. Ve bu da Maryland'in yılanbaşlara sadece hayatta kalmakla kalmayıp irileşip çoğalmaları için uygun koşulları sağladığını da gösteriyordu. Amerika'nın kuzeydoğu bölümü, kuzey yılanbaşı için çok iyi bir yetişme ortamı olabilir. Belki bu canavarlar çoktan yayılmışlardı. Kanıt hemen ortaya çıktı. Takip eden hafta Crafton Gölü'nde balık avına devam eden Joe Gillespie 7 yavru yılanbaş yakalamıştı. Bilim insanları artık tam bir istilayla yüz yüze olduklarını bilmekteydiler. Elimizde hem yetişkinler hem de yavrular vardı. Orayı hemen temizlememiz gerekiyordu. Canavar balık bir anda en tehlikeli halk düşmanı olmuştu. Amerika, canavar balık adı verilen yabancı bir türün istilası altındaydı. Saldırgan Asya tipi yılanbaş balığı Maryland eyaletini işgal etmeye başlamıştı. İnsanlar birini görmek, dokunmak ve hatta tatmak için umutsuzca çırpınıyordu. Maryland'lı aşçı Jerry Trice, yılanbaşlardan korkulmamasını, marine edilip ızgara yapılmasını öneriyordu. Tam Annapolis tarzı. Hemen tatmak istediler. Çok meraklıydılar. Korku da vardı. Birçok kişi olayı olduğundan büyük göstermeyi tercih ediyordu. Ama bazıları için gerçek heyecan bu canavar balıklardan birine, bu güçlü hayvanı tutacak kadar güçlü bir akvaryum bulurlarsa evde beslemekti. 280 litrelik bir akvaryumda gerçekten çok büyük bir yılanbaş besleyen bir müşterim vardı. Akvaryumun bir ucundan diğerine hızla yüzüyordu. Yan panellerden birine çarptı ve onu çatlattı. Bu sansasyona rağmen çok ciddi bir tehdit yaşanmaktaydı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü düzenlediği basın toplantısında konuyu tüm yönleriyle açığa kavuşturmuştu. Canavar balıklar çok tehlikeliydi. Bu balıklar en üst düzeyde yırtıcılar. Önlerine çıkan hemen her şeyi yiyorlar. Karada hareket edebilirler ve su dışında 3 güne kadar yaşayabilirler. Görülmesinin üzerinden 5 ay geçtikten sonra yetkililer canavar balık çılgınlığına bir nokta koymaya çalıştılar. Kongre, yılanbaşları en çok aranan istilacı türler listesinin zararlı vahşi hayvanlar bölümüne ekledi. Bu balıkların ya da yumurtalarının nakli artık yasa dışı olmuştu. Bu çarşamba Annapolis'te açıklanan önergeyle Maryland'de bunlardan birine sahip olmak tamamen yasa dışı hale gelebilecek. Yasak, Dr. Courtney ve bu balık türünü yok etmeye kararlı diğer bilim insanlarınca iyi karşılanır. Ama bu istilacı balık zaten çoktan yayılmıştır. Rahatsız edici sorular devam etmektedir. Yılanbaşlar nereden geliyor ve acaba durdurulabilirler mi? Bu ciddi bir konu. Hiçbir şekilde kontrol edemediğimiz balıklarla uğraşıyoruz. Onlar yerel balıklarla rekabet edecek ve muhtemelen üstün gelecek bir türün başlangıcını temsil ediyor. Steve Early ve konuyla ilgili diğer biyologlar büyüyen yılanbaş krizini analiz ederken en kötüsünden korkuyorlardı. Bu kuvvetli balığı durdurabilecek herhangi bir yol var mıydı? Yılanbaş patlamasının başlangıç noktası olan Maryland Crafton Gölü bir test sahasına dönüşmüştü. Biyologlar ve doğal kaynak otoriteleri kanıtları inceliyordu. Olası bir ekofelaketle yüz yüze gelirken sadece 2 seçenekleri vardı. Kontrol etmek ya da imha etmek. Yayılan yılanbaş belası henüz bir salgına dönüşmeden mücadeleye karar verdiler. Otoritelerin ölümcül silahını zehir oluşturacaktı. İlk yılanbaş karşılaşmasından 4 ay sonra yetkililer Crafton Gölü'ne Rotenone adı verilen güçlü bir kimyasal zehir döktüler. Zehir, yerel türler de dahil göldeki her balığı öldürecekti. Ama bilim insanları yılanbaşlara karşı savaşta bu bedeli çoktan kabullenmişlerdi. 4 hafta aktif kalacak olan Rotenone sonrasında biyologlar doğaya salınacak yeni türlerin bu kez yılanbaşlar olmadan yeniden çoğalmasını bekliyor. Zehirleme işe yaradı. Göle Rotenone verildikten birkaç gün sonra 6'sı yetişkin 1200 yılanbaşın ölmesi sağlandı. Bu sayede yerel biyologlar da rahat bir nefes aldılar. Oradaki her yılanbaşı öldürdüğümden eminim. Göldeki her bir balığı öldürdüğümde kesin. Sonraki 2 yıl boyunca yetkililer yılanbaş savaşının kazanıldığına inandılar. Ama çok yanılmışlardı. Komşu eyalet Virginia'da 7 Mayıs 2004 tarihinde hırslı bir balıkçı Potomac nehrinde Küçük Avlanma Koyu isimli bölgesinde bir levrek arıyordu. Ama levrek yerine başka bir şey yakaladı. Yabancı görünümlü çok büyük bir balık. Bu başka bir kuzey yılanbaşıydı ve canavar balık yeni bir Amerikan eyaletini istilaya başlamıştı. Bu Çin kuzey yılanbaş balığı dün Potomac nehrinde bulundu. Üstelik sayıları hızla artmaktaydı. 7 Mayıs'tan beri Potomac nehrinde 5 yılanbaş yakalandı. Doğal Kaynaklar Departmanı bölge balıkçılarından yardım istemek için hiç zaman kaybetmedi. Yılanbaş avlayan ya da öldüren herkesten hemen departmanı aramasını isteyen afişler astılar. Ve balıkçılar bu kez de 4 eyalete yayılan Potomac nehrine akan 650 kilometrelik akarsularda yılanbaş aramaya başlamışlardı. Canavar balık şimdi Amerika'daki en büyük su yollarından birine girmişti. Bu kez zehirlemek bir çözüm olamayacaktı. Potomac nehrinde zehir kullanabilmek mümkün değil. Burası Crafton gölü gibi izole bir göl değil. Bence yılanbaşın Virginia'ya yayılması çok daha tehlikeli olmuştu. İşin en kötü tarafı ise bu balıkların yayılmayı başarabilmeleriydi. Virginia avı ulusal haberleri meşgul ediyordu. Artık New York ve Kaliforniya'da dahil diğer eyaletlerde yılanbaşların görüldüğü bildirilmeye başlanmıştı. Tüm ülkede balıkçılık ve av otoriteleri olan bitene şaşırıyordu. Bu görülen, acaba yılanbaşların çirkin suratlarını ilk kez gösterdiği Maryland Crafton Gölü'nden kaçanlar ya da onların yavruları mıydı? Biyologlar bunu öğrenmek istiyordu. Bu nedenle Virginia'da bulunan balığın DNA'sını Maryland'de bulunanla karşılaştırmışlardı. Sonuçlar ürkütücüydü. Virginia'daki ve başka her yerdeki kuzey yılanbaşları aynı türden ama farklı ailelerden geliyorlardı. Bunun tek bir anlamı olabilir. Bu yabancı istilacı aynı anda birçok yeri birden istilaya başlamıştı. Bu iyi mi yoksa kötü bir haber mi bilmiyorum ama bu onların farklı bölgelerden girişler yaptıklarını gösteriyor. Fakat bu yılanbaş istilası nasıl durdurulabilecekti? Araştırmacılar onların nereden geldiklerini ve nasıl böyle yayıldıklarını bulmak zorundaydı. Artık bu yabancı yırtıcının anlaşılması en acil öncelik haline almıştı. Şimdi yetkililer balığın çoğaldığını ve buraya yerleştiğini söylüyor. Bir başka deyişle onları durdurmak için çok geç olabilir. Virginia balıkçılık biyoloğu John Odenkirk, bilginin yılanbaşlara karşı en güçlü silah olduğuna inanıyor. Bu balık Odenkirk'ün alanında yayılıyor. Bu yayılmayı durdurabilmek için yılanbaşların davranışları, çiftleşmeleri ve göçleri hakkında bilgi edinilmesi gerekiyor. Eğer üreme şekillerini bilemezsek yılanbaş gibi korkutucu bir balıkla asla mücadele etme şansımız olmaz. Bunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Onları elinize aldığınızda size karşı koyarlar. Çok iyi savaşçılardır ve çok kötü huylu bir balık türüdür. Peki genel özellikleri nasıl? Odenkirk'in ilk görevi saldırganlık söylentilerini ele almak ve çıplak gerçeği ortaya koymak. Balığın çok dirençli olduğu ileri sürüldüğünden Odenkirk, yılanbaşın kararlılığını ölçmek için bir deney yapıyor. 8 yılanbaşı çelik ağla güçlendirilmiş bir akvaryuma koyan Odenkirk, balıkların kaçmak için hangi engellerle nasıl başa çıkacağını görmek istiyordu. Ama biyolog hemen ertesi gün hayrete düştü. Akvaryum neredeyse boşalmıştı. 6 balık kaçmayı başarmıştı. Bu durum yılanbaşların yaşama kararlılığını kanıtlamaktaydı. Sıçramayı seviyorlar ve yolu bulmayı başarmışlar. Tam burada sanırım bu noktadan çıkmışlar. Burayı bulana kadar atlamışlar. Bir tanesi atladığında geri kalanlar buranın çıkış yolu olduğunu fark etmiş ve atlamış. İçeride ise sadece bir tane balık kalmış. Biyolog daha sonra yılanbaşların doğaüstü bir hızla üredikleri söylentilerini de test etmek istiyordu. Doğum oranları hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu yüzden biyolojilerini anlamak çok önemli bir nokta. Bu nedenle dişi bir yılanbaşı parçalara ayrılıyor. Biyolog yılanbaşının iç kulak kemiğini kesiyor. Kulak kemiklerinin içindeki bu büyüme halkaları balığın yaşını ve dolayısıyla yumurtlama potansiyelini ortaya çıkarıyor. Bu iş bir ağacın halkalarını saymaya benziyor. Büyüklüğüne bakılırsa tahminen 4 yaşlarında olmalı. Canavar balıkların çabuk üreyebildiklerine şüphe yok. 4 yaşındaki bu dişi binlerce yumurta salmış olabilir. Bir kuzey yılanbaşı cinsel olgunluğa 2 ya da 3 yaşında ulaşır. Bunun gibi bir dişi her yumurtlama döneminde bir kerede 15.000'den fazla yumurta bırakabilir. Bu yumurtalıklarla yapacağımız şey bir örnek almak. Örneği tartacak ve tahminen kaç yumurtası olduğunu hesaplayacağız. Daha sonra da yumurtlama mevsimi süreçlerinin nasıl olduğunu izleyebilmek için yıllık gelişimi modelleyeceğiz. Canavar balıkların yumurtlama istatistikleri aslında tehlikeyi haber veriyor. Yılanbaşlar yılda 5 kez çiftleşebiliyor. Bu sadece 2 yılda tek bir dişinin 150 bin yumurta bırakabilmesi anlamına geliyor. Doğal yetişme ortamlarında yırtıcılar da bulunduğu için denge sağlanıp hızlı üremeleri kontrol altında kalır. Fakat doğal düşmanların olmadığı yabancı bir ekosistemde bu durum çok tehlikeli bir nüfus patlamasına yol açabilir. Bir başka kötü söylenti ise yılanbaşların kanın tadına çok duyarlı oldukları. John Odenkirk canavar balıkların güçlü ısırığına neden olan anatomiyi inceliyor. Bunlar kesinlikle çok etkileyici dişler. Bu bana göre dişlerinin yapısına bakıldığında daha fazla bir tuzlu su balığına benziyor. Burada gördüğünüz gibi birkaç diş sırası var. Onları büyük beyaz köpek balığıyla karşılaştırmak belki biraz aşırı olsa da yılanbaşlarında iştahı neredeyse doymak bilmez. Yılanbaşlar beslenirken gerçek bir yırtıcıdır. Avını hemen kapar ve bir defada yutar. Saldırır ve hemen içine çeker. Çok tehlikelidir. Bir canavar efsanesi doğuyor. Tıpkı korku filmlerindeki gibi. Üstelik yılanbaşlar başka balıkların yapamadıkları bir şeyi de yapabiliyorlar. Karada yürüyebiliyorlar. Kaliforniya balık ve av bekçisi Todd Tognazzini, yılanbaşların konusunda kurgu ile gerçeği ayırmaya çalışan biri. Yılanbaşların su dışında sağ kalıp kalmadıklarını ve karada yürüyüp yürüyemediklerini test etmek için Todd, 2 kuzey yılanbaşını 9 saat boyunca susuz kalacakları bir buz sandığına koyuyor. Sağ kalacaklarından şüpheli olmasına rağmen gördükleri onu hayrete düşürüyor. Kutuyu açtığımda içindeydiler. Balığın tekrar canlanıp canlanamayacağını görmek için kabı suyla doldurdum. Balık hızla yüzmeye başladı. Todd, balıklardan birini kovadan alıp bıraktı. Yılanbaş bu sınavda da hiç zorlanmaz. Hemen hareket etmeye, yüzgeçleri yardımıyla kaçmaya çalışır. Bir yılan gibi kıvrılabilme yetenekleri vardı ve gördüğüm şey çok netti. Bu balıkların kebabını yapan aşçıbaşı Jerry Trice da yılanbaşların bu davranışını gözlemlemiş. Yılanbaş satışının resmen yasaklanmasından önce Trice onları restoranda buzluğunda saklıyordu. Bir öğleden sonra kapağın açık olduğunu fark etti. Soğutucuyu 4-5 dakikalığına gözetimsiz bırakmıştık. Ve açıkça buradan oraya 8-9 metre yol almıştı. Yürüyor gibiydi. Bunu daha çok gerçekten hızlı ve becerikli bir yılan kavi hareketi olarak tanımlayabilirim. Ben bu olaydan beri soğutucunun üstünde hep bir tuğla koyuyorum. Gözlemler ve deneyler gerçeği ortaya koydu. Yılanbaşlar suyun dışında yüzgeçlerini ve kaslı vücutlarını öne arkaya ritmik bir şekilde hareket ettirebiliyorlar. Bu bir çeşit balık yürüyüşü sayılabilir. Eğer yılanbaşlar gerçekten de bu yeteneklerin su dışında yol almak için kullanabiliyorlarsa bu çok başarılı bir adaptasyon. Asya'daki doğal ortamlarında yılanbaşlar musonlar ve kuraklıklar gibi nemli ve kurak hava koşullarında hayatta kalmak zorunda. Karada yürüyebilmek, yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Karada kısa mesafelerde hareket edebilme yeteneği böyle bir kurak, nemli olan bir bölgede önemli bir hayatta kalma etkenidir. Ve su dışında sağ kalabilmek için canavar balığın son bir fiziksel avantajı daha var. Havada nefes alabilir. Yılanbaşlar karada solungaçların üstündeki ilkel akciğerleri kullanır. Solungaçlarının alt bölümünün tam üzerinde hava odacıkları var. Hava gerçekte pek çok açıdan bir akciğere benzeyen bu hava odacıklarına doluyor. Bu balıkların yürüyebilmesi Amerikalıların yılanbaşlardan duyduğu korkuyu iyice arttırdı. Bu dikkate değer deneyler, bilim adamlarına ve araştırmacılara canavar balık adı verilen bu çok yırtıcı düşman hakkında yeni bir bakış açısı kazandırdı. Ve Asya tipi yılanbaş, Potomac Nehri üzerindeki yolunda yürümeye devam ederken, herkes balığın bir sonra nereye gideceğini merak etmekteydi. Florida'daki biyolog Dr. Walt Courtney, aralarında Kuzeydoğu'da dahil olmak üzere son zamanlarda farklı yerlerde çekilen yılanbaş fotoğraflarını inceliyor. Ayrıntılı inceleme korkutucu bir şeyi açığa çıkarıyor. Araştırmasını derinleştiren Courtney, şimdi Amerika'da tamamen farklı bir yılanbaş türü olduğunu ortaya koyuyor. Dev yılanbaş. Dev yılanbaşlar iri olmanın ötesinde gerçek canavar balıklar. Bu tür Asya'da balıkçıların uğradığı kanlı saldırılardan da sorumlu. Diğer yılanbaş türlerinden çok daha iri oluyorlar ve geçtikleri yerde ne varsa saldırıyorlar. Kuzey yılanbaşı gibi dev yılanbaş Channa Micropeltes de tamamen Asya'ya özgü ama yeryüzündeki en saldırgan yılanbaş türü. Daha küçük kuzenleri gibi dev olanlarında keskin dişleri var. Havada nefes alır ve hızlı ürerler. Ama devlerin büyüklüğü 1,5 metreye kadar ulaşabilir. Bu tüm yılanbaşların en tehlikelisi. Çok kötü, bir yırtıcı. Özellikle de diğer balıklar için. Ve devler dayanıklı doğarlar. Kırmızı çizgi adı verilen gençler, Kongre'nin Amerika'ya her türlü yılanbaş ithalatını yasaklamasından önce akvaryum tutkunları arasında popülerdi. Bu görüntüler kırmızı çizgilerin akvaryum arkadaşlarını nasıl yok ettiklerini iyice ortaya koyuyor. Dr. Courtney, yılanbaş salgınına katılmalarından önce bu devleri durdurmakta kararlı. Kongre'nin ithalatı uzun süre önce yasaklamış olmasına rağmen bu istilacı balığın nasıl hala Amerika'ya gelebildiğini bilmek istiyor. Asya'dan kaçak olarak mı getiriliyor, yoksa bu yeni nesil dev yılanbaş bir yılanbaş mutasyonu ya da Amerikan sularında yer alan yeni bir alt tür mü? Bilimsel literatürde belirtilen 29 türden daha fazla yılanbaş türü olduğuna iddia oldum. Yanıtları balıkların ana vatanında bulacağına inanan Courtney, dikkatini Tayland'a yöneltiyor. Burası dev yılanbaşların iyi bilinen favori mekanlarından bir tanesi. Tayland'ın ünlü yılanbaş avı rehberi Jean-François Elias'tan yardım etmesini ve bir DNA örneği alarak tüm karşılaştırmalar için Amerika'ya göndermesini istiyorlar. Bu, yılanbaşların tüm okyanus boyunca nasıl seyahat ettiklerini ortaya çıkarmak için hayati bir fırsat. François'dan yardım istememizin nedeni Tayland'daki dev yılanbaşlarla Amerika'daki dev yılanbaşın aynı tür olup olmadığını anlamaktır. Ünlü bir av rehberiyle işbirliği yapan Amerikalı biyologlar canavar balıkla mücadelede iyi bir müttefik bulmuştu. Elbette o her zaman dışarıda bu yılanbaşlarla birlikteydi. Pek çok biyolog bu tarz bir şey yapmaz. Bir balıkçı rehberinden balıkların biyolojisi hakkında olağanüstü miktarda çok değerli bilgi alabilirsiniz. Özellikle de François gibi işinin ehli birinden. Canavar balıkların DNA'sının avı sabahın erken saatlerinde Tayland'da Khençaburi'de başladı. Usta rehber Jean-François, dev yılanbaşı avlama olasılığını arttırmak için ava ünlü bir balıkçı olan Richard Pike'la birlikte çıktı. Rick çok iyi bir balıkçıdır. Daima nadir bulunur bir şeyle gelir. Her zaman büyük avlarla karşılaşır. Ekip olabildiğince geniş bir alanı kontrol edebilmek için ikiye ayrılıyor. Gittikleri orman koruma bölgesindeki havzada bol miktarda balık var. Buradaki dev yılanbaşlar bazen küçük kuşlar, sürüngen ve kemirgenlerle de besleniyor. Yaşadığı suyun en yırtıcısı o. Çok acımasız bir balık. Ve bu nedenle de çok önemli bir av. Bu canavar balığı yakalamak, beceri ve saldırganlığı hakkında ayrıntılı bilgi gerektiriyor. Hemen anlarsınız. Bir yılanbaş ortaya çıktığında yeminize doğru saldırınca fark edersiniz. Bom diye vuruşunu hissedersiniz. Hem de elinizle. Yerliler dev yılanbaş avlarken krok adını verdikleri yavru balık toplarını ararlar. Nedeni ortada. Yetişkin yılanbaşlar yeni doğmuş yavrularını havada nefes alabilmeye zorlamak için bebekleri yüzeye doğru iter. Balıkçılara göre nefes alan minik yılanbaşlar balık toplarına benzer ve eğer bebeklere saldırırsan yetişkinleri de karşılık verir. Bu doğal bir içgüdüdür ve bilirsiniz. İnsanlardan farklı değil. Dünyadaki her kadın, her erkek aynıdır. Eğer oğluna saldırırsanız üzerinize atlar. Balıklar için de aynıdır. Jean-François en önemli bölgeleri dolaşıyor. Burada Amerika'ya gönderilerek incelenebilecek kadar iyi bir örnek bulmayı umuyor. Oltayı fırlatıp çekmeye başladığında güçlü bir ısırık hissediyor. Ama balık hızla kaçıyor. Yılanbaşlar onun yemine karşı oldukça temkinli. Vazgeçmeyen Jean-François kurnaz balığın işaretlerini bulabilmek için suları iyice tarıyor. Gerçek bir savaşçı olmalısınız. Oltayı sürekli fırlatmalısınız. Eğer kolay pes eden biriyseniz yılanbaşı bunu unutun. Dur. Aniden dev yılanbaş yavrularının varlığını gösteren kırmızı bir baloncuk tabakası görüyor. Orada işte, orada. Bak, ortaya çıkıyor. Bak. Şu topa bak, yukarıda. Ve bebekler neredeyse, anneleri de hemen arkalarında. Annesinin orada olduğunu biliyoruz, çok büyük. Jean-François oltasını hızla fırlatıyor. Ve öfkelenen anne yılanbaş hemen yeme saldırıyor. Sadece bir meydan okuma, anlıyor musunuz? Oh, sar. Isırdı. Evet, ısırdı. Az önce ısırdı. Yüzeyde köpüğü görülüyor. Ama yine kaçtı. Bazen çıldırtıyor, bilirsiniz. Büyük bir yavru balık sürüsü var ve anne yavrularını gezdiriyor. Ama aptal bir hayvan değil. Akıllı, çok akıllı bir balık. Anne yılanbaş akıllı olduğunu gösterdi. Ama genç bir balık yemi yiyor. Sonunda bir balık yakalayabildiler. Güzel balık. İyi bir av. Olgunlaşmış bir yetişkin bulmaları gerekiyordu. Neyse ki her zaman güvenilir Richard Pike bunu başarabildi. Geriye bir tane fırlattım. Ama tekneye geldiklerinde Richard Pike'ın bir su canavarı, 1 metrelik dev bir yılanbaş yakaladığını görürler. Harika bir duygu. Adrenalin deposu. Hala akmaya devam ediyor. Titretiyor. Burada karşı karşıya olduğumuz hayatta bir kez yakalanacak avlardan biri. Arkadaşım Rick'in suda yakaladığı 9 kiloluk dişi bir dev yılanbaş. Çok büyük bir balık. Jean-François balığı hızla ölçüyor ve fotoğrafını çekiyor. Gülümse, bana bak. Dev yılanbaş avı günü ona Amerika'ya göndermek için gerekli malzemeyi veriyor. Fiziksel verileri dikkatlice kaydediyor ve DNA testi için yılanbaşının doku örneğini ekliyor. Amerika'da ise biyolog doktor Walt Courtney, Jean-François'ın DNA analizi için gönderdiği yüzgeç örneklerini inceliyor. Amerikalı bir balıkçının 2 farklı türü karşılaştırmak için yeni bir yılanbaş yakalamasını beklemek zorunda. O zamana kadar Amerika'daki yılanbaşlarla Tayland'dakilerin aynı olduğunu, 2 farklı bölgede birebir aynı balığın olduğunu ispatlamak için beklemesi gerekecek. Teori rahatsız edici bir sonuca sahip. İnsan müdahalesi. Bilim insanları istilacı türlerin neredeyse daima insan eliyle taşındığını biliyor. Yılanbaşlar okyanusta kendi başlarına binlerce kilometre yol kat edemezler. Biri bu tam bende olması gereken hayvan, ona sahip olacağım demiş olabilir. Ve sadece bir kişinin onu serbest bırakması bu soruna yol açmak için yeterli. 2002'deki yılanbaşların taşınması hakkındaki kongre yasağına rağmen canavar balık yayılmaya ve üremeye devam ediyor. Ama neden? İthalat ihracat belgeleri olası cevabı barındırıyor. Araştırmacılar Amerika'da yılanbaş eti satışının karlı bir pazar oluşturduğunu farkında. Tür, Asya kökenli halk arasında en sevilen yemeklerden biri. Aslında Asya'nın büyük bölümünde yılanbaşlar tehlikeli olmalarından daha çok lezzetli olmalarıyla ünlü. Bunun gibi kalabalık Tayland pazarlarında her gün kilolarca yılanbaş balığı satılıyor. Burada balıkçılar balığı taze taze kesip temizliyor. Çok seviliyor. Bu çizgili yılanbaşlardan her gün muhtemelen 10 kilo satıyorum. Taylandlı aşçı yılanbaşı kaynatıp lezzetlendirmek için limon ve baharat katarak pikon tom yam çorbası yapıyorlar. Bazıları bu çorbanın tıbbi iyileştirici özellikleri olduğuna bile inanıyor. Ama Asya kökenli halk yılanbaşları Amerika'da da yiyor. Eğer öyleyse onları nasıl buluyorlar? Balıkçılık ve avcılık otoritelerine göre bu önemli bir sorun. Canavar balık istilası daha da kötüye gitmeden yılanbaşların kaynağını bulmaları gerekiyor. Artık kritik görevlerden biri de daha fazla yılanbaşın Amerika'ya ulaşmasını engellemek. Kongrenin resmi yılanbaş yasağından sadece 6 ay sonra Balıkçılık ve Av Departmanı'ndan araştırmacı Todd Tognazzini bir bilgi kaynağına ulaşıyor. Los Angeles'ta bulunan bir Kore süpermarketi Kore'den Amerika'ya bir yolcu uçağıyla yılanbaş kaçakçılığı düzenlemişti. Havaalanına indiğinde yolcuların özel bir kapıdan giriş yapacağını öğrendik. Ajanlar uçağı havaalanında durdurdu ama malları alıkoymak için hazır değillerdi. Bu, çevreye verdiği zararlar nedeniyle yasa dışı olan ve ulusal korku yaratan canavar yılanbaşları Amerika'da kimin sattığını saptamak istiyorlardı. Ajanlar takibe devam edebilmek için balıklara küçük fakat kolayca tanınabilir işaretler koyup teslimat kamyonunu Koreli süpermarkete kadar takip ettiler. Ve ekip marketi izlemeye başladı. Olumlu. Malzemeler hala burada. Onları tekrar yüklüyorlar. Yılanbaşları markete kadar izlemiştik ve sonunda tekrar yüklendiklerini izliyorduk. Bir yere götürülüyor ve satışa sunuluyorlardı. Bulunan gerçekler çok rahatsız ediciydi. 2002'den beri market yaklaşık $25.000'lık canlı yılanbaş satışı yapmıştı. Bu Amerika tarihindeki en büyük yılanbaş baskınıydı. Bence Kaliforniya'da yılanbaş ithalatı yapmayı planlayan biri bu durumun bilinen sonuçlarını 2 kez düşünmeli. Suçlu süpermarket $200.000 üzerinde ceza ödedi. Baskın şüphelerini doğrulamıştı. Asya'dan Amerika'ya yasa dışı yılanbaş kaçakçılığı yapılmaktaydı. Fakat bir soru henüz cevaplanmamıştı. Bu yabancı yırtıcılar doğaya nasıl ulaşıyorlardı? Canavar balık, korku verici yılanbaşlar Amerika'nın su havzalarını tehdide devam ediyordu. Bu tehdidin ön cephesi ise burası, Virginia'ydı. Yılanbaşlar Amerika'nın en geniş nehir ağlarından birini Potomac'i istila etmişlerdi. Ve herkes onların hızla üreyip yayıldıklarından endişe duyuyordu. Çok küçük balıklar bulduk. Yani bu yıl yavrulamış. Buna gerçekten şüphe yok. Elimizde doğal bir çoğalma var. Virginia'lı biyologlar acımasız bir gerçekle yüz yüzeydi. Suyu zehirlemek ya da yılanbaş nüfusunu izole etmek 650 kilometrelik açık bir nehirde neredeyse imkansızdı. Şimdi tek umutları canavar balığı kontrol etmek için bir yol bulmaktı. Bölge bilim adamı John Odenkirk ve ekibi yılanbaşların çoğalıp çoğalmadıklarını ve eğer öyleyse onları nasıl kontrol edeceklerini öğrenmeye kararlıydı. Ama bunun için önce onları bulmaları gerekiyordu. Biyologlar yılanbaşları izlemek için canlı yılanbaşlara radyo vericileri yerleştirdiler. Bu vericiler bilim insanlarına yılanbaşların her an nerede olduklarını gösterecekti. Böylece göç yollarını takip etmek ve doğalarını araştırmak kolaylaşacaktı. Verici takılmış çok sayıda balık, araştırmacıların onların hareketlerini daha iyi izleyebilmelerini, süren tehlikeyi değerlendirebilmelerini ve daha fazla yayılmalarını önlemek için strateji geliştirmelerini sağlayacaktı. Ekip Virginia Üniversitesi ile birlikte 50 kuzey yılanbaşına verici yerleştirmeyi başardı. Bilim insanları tüm türleri yakalamak için 4 ya da 5 sefere gereksinim olacağını düşünüyordu. Kullanacakları avlanma yöntemi ise onları şoke etmekti. Kuzey yılanbaşlarını elektrik kullanarak yakalayacağız. Kıvranan pek çok balık göreceğiz. Hızla kıvrandıklarında onları yakalamalısınız. Balığı geleneksel yöntem olan olta ve misina yerine bilim insanları 5000 watt gücünde bir elektrik jeneratörü taşıyan tekneleriyle ava çıktılar. Jeneratörlere suya akım gönderen bir çubuk bağlı. Bu akım balıkların geçici olarak felç olmalarını sağlıyor. Akım 2 metre derinliğe kadar etkili oluyor. Bu elektrik yüklü çubukla suya 2 metre çapında dalgalar gönderiyoruz. Bu her şeyi yakalayacak şekilde tasarlanmadı. Daha çok anlık yüklemeler yapıyor. Ekip akımı verince felç olan balıklar suyun yüzeyine çıkıp akıntıyla tekneye doğru geliyorlar. Şokun etkisi balığın boyutuna ve ağırlığına bağlı olarak birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebiliyor. Bu bilim insanlarının yerli türler kalıcı zarar görmeden vahşi canavar balıkları ayırabilmeleri için uygulayabilecekleri tek yöntem. Bu örneklemek için uygun bir araç çünkü ölümcül değil. Çıkıp sığ su çevresinde pek çoğunu yakalayabiliyoruz. İlk başta yılan başlar çökmez. Burada bir tane var. Ama sonunda ekip hedefine ulaşıyor. Hızlı hareketlerle yabancı yırtıcıyı yakalıyorlar ve buzluğa koyuyorlar. Yakalanan yılan başlar verici takılmadan önce ölçülüyor ve fiziksel özelliklerine, tahmini yaşlarına ve cinsiyetlere göre sınıflandırılıyorlar. Bu sanki bir dişi olabilir gibi görünüyor. Şurada yumurtalıkları olduğunu sandığım karın bölgesinde bir çıkıntı var. Nick, o karanfil yağ solüsyonu hazır. Biyologlar ilk örneklerini verici yerleştirmek için hazırlıyor. Onu karanfil yağı dolu bir kovaya yerleştiriyorlar. Şaşırtıcı şekilde bu evde kullanılan baharat öjenol adı verilen uyuşturucu bir kimyasal içeriyor. Öjenol insanlar için etkili bir lokal uyuşturucu. Bir balık içinse uyku ilacı gibi. Birkaç dakika sonra bu balık verici yerleştirmemiz için yeterince uyumuş olacak. Eğer onu şimdi kesmeyi denersek bu işimiz ne yazık ki hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Odenkirk bu uyutulmuş balığı ona ait bir kimlik numarasıyla etiketliyor. Bunun üzerinde yakalayan kişinin araması için bir telefon numarası ve arayan kişiye $50 ödül verileceği ve balığın kimlik numarası yazılı. Eğer biri balığı yakalarsa vericinin bize geri verilmesini istiyoruz. Kesik biraz dar oldu. Balık şimdi ameliyata hazır. Herhangi bir önemli bir organa zarar vermeden şurada mide boyunca fazla derin olmayan bir kesik açıyorum. Her bir verici araştırmacıların balıkların göçünü rahatça izleyebilmeleri için ayrı bir frekansla bir yıl boyunca yayın yapacak. Bu radyo vericisi basit bir şekilde balığa yerleştiriliyor ve kuyruk kısmından sarkıyor. Yapmam gereken şey bu kesiğe birkaç dikiş atmak ve yarayı kapatmak. Tamam, işte hazırız. Ekip verici takılmış balıkları Potomac'e geri bırakıyor. Şimdi de vericileri bir anten kullanarak test ediyorlar. Bir balığı takip ederken bu cihaz her yarım saniyede bir ötüyor. Eğer balık öldüyse ya da hareket etmezse 3 saniyede bir ötmeye başlıyor. Yani sinyalin gecikmesi bize balığın öldüğünü ya da aktif olmadığını bildiriyor. İşte tam burada. Vericilerden bilgiler geldikçe bilim insanları yılanbaşların davranış şekilleri hakkında kayıtlar tutuyor ve herhangi bir göçü yakalamak için birkaç ayda bir gelip bu verileri güncelliyor. Başlangıçta alınan sonuçlar cesaret verici. Bölge yılanbaşları sınırlı bir alanda hapis olmuş durumdalar. Bilim insanları buna yılanbaş üçgeni adını veriyorlar ve balığın bu sularda kalacağını umuyorlar. Ama yeni bir keşif tüm umutları kırıyor. Verici yerleştirmesinden 9 ay sonra bu yılanbaşlardan biri Pentagon yakınlarında bir derede yılanbaş üçgeninden yaklaşık 20 kilometre uzakta görülüyor. John Odenkirk ve ekibi için bu çok kötü bir haber. Şimdiye kadar edindiğimiz en anlamlı mesafe artışıydı. Bunun istila ile ilgili olduğunu biliyorduk. Ve bunun tek bir anlamı olabilir. İstilacı tür hala yayılıyor. Ülke çapında John Odenkirk gibi bilim insanları sürekli tetikte kalmaya devam ediyor. Araştırmaları derinleştiriyor, daha fazla tehlikeli göç işareti arıyor ve saldırgan balığı nasıl durduracakları hakkında beyin fırtınaları yapıyor. Ama geriye kalan cevaplanmamış soru, iki tehlikeli yılanbaş türünün dev yılanbaş ve kuzey yılanbaşın Amerika'yı nasıl istila ettiği. Şimdi pek çok uzman dev yılanbaşın onlara bakmaktan yorulan hayvan sahiplerince serbest bırakılarak Amerikan sularına girdiğine inanıyor. Çok hızlı büyüyorlar. Hızlı büyür ve akvaryuma sığmazsa böyle bir durumda ne yaparsınız? İnsanlar da onları serbest bıraktılar. Ve korkutucu kuzey yılanbaşına gelince onun hikayesi hepsinden daha trajik ve ironik bir şekilde ortaya çıkıyor. Bazen iyi niyet çok fazla hasar verebilir. Yılanbaşın etrafta yürümek için bacaklara ihtiyacı yok. Onları insanlar taşıyor. Bunu tekrar ispatlıyoruz. Onları taşıyanlardan biri de durumu itiraf ediyor. Maryland'de yaşayan Çin asıllı Amerikalı bir adam, Kuzey Yılanbaşı belasını anlatan haberleri izledikten sonra Maryland Doğal Kaynaklar Departmanı yetkililerine bundan kendisinin sorumlu olduğuna inandığını söyledi. 2002 yılında adam New York'ta 2 canlı yılanbaş satın almıştı. Bunlarla hasta kız kardeşi için bir iyileştirici çorba yapmayı planlamaktaydı. Ama kız kardeşi çok daha önce iyileşmişti. Kardeşine iyi şans getirdikleri için onları adam Crafton Gölü'ne bırakmıştı. Adam onları salarken bugün Asya'da hala uygulanan törensel hayvan salıverme ya da azat duası olarak bilinen eski bir geleneği uygulamaktaydı. Ama bu kez bu yabancı yırtıcının salıverilmesi iyi şans getirmedi. Üstelik ekosistem için çok da zararlı oldu. Bu arada insanoğlunun yılanbaşlara karşı verdiği mücadele devam ediyor. Biyologlar ve balıkçılar nüfus artışını izliyorlar. DNA'ları üzerinde çalışıyor ve olabildiğince çok bilgi toplayarak bu canavar balığı kontrol etmelerine yarayacak en ufak bir ipucu bulmayı umuyorlar. Bu yabancı yırtıcının ekosistem için nasıl tehlikeli olduğunu yalnızca zaman gösterecek. Fakat bir nokta çok açık. Yılanbaş, unutulmaz canavar balık unvanını şimdiden kazanmış durumda. Habercisiydi. Ona bir elektronik posta gönderdim ve en iyisi oraya gidin. Gölde bunlardan daha fazla olup olmadığını kontrol edin dedim. Amerikalı biyologlar için Kuzey Yılanbaş istilası bir kabus senaryosuydu. Baltimore Sun muhabiri Candy Thompson içinse iyi bir haber fırsatı. Bilirsiniz, bir muhabirin hayali iyi bir hikayedir. Ve bu hem bilim hem de bilim kurgu içeriyordu. Thompson'ın birinci sayfa manşeti. Crafton sularında pusuya yattılar. Hızlı yüzündü. Kamuoyunu korkutan bu balık yeni bir çılgınlığın yayılmasına neden olmuştu. İkinci haftanın sonunda durum çılgıncaydı. Karşılaştığım her şeyden daha delice bir şeydi. Kameramanlar ve muhabirler büyüyen medya histerisinin merkezi haline alan Crafton Gölü'nde toplanmaya başlamışlardı. Göl ve balıkçıları ulusal ilgiyi üzerlerine çekiyor. Ve herkes bu canavarın gölde gerçekten yaşadığına dair bir ipucu yakalamayı umuyordu. Bu şey sanki bilim kurgu filminden çıkmış. Bu yaratık önüne çıkan her şeyi yiyor, sudakileri bitirince karaya çıkıp piknik sepetinizdekileri yiyor. Sonra da evcil hayvanınızı. Ve yoluna devam ediyor. Fakat bilim insanları yılanbaş krizinin tamamen farklı olduğunun farkındalar. Acaba orada daha başkaları da var mı? Maryland Doğal Kaynaklar Departmanı bir bildiri dağıtarak yılanbaşların ölü ya da diri arandığını bildirmişti. Onlardan birini yakalayan hemen bildirilmeli ve ne olursa olsun onu suya geri bırakmamalıydı. Yerel balıkçı Joe Glebsi, canavar balık hakkındaki haberleri okuyan binlerce kişiden ve onu yakalama arzusuna kapılanlardan sadece biriydi. Hadi gidelim. İlk canavar balığın görülmesinden 2 ay sonra Joe Gillespie bir yılanbaş avı için yola çıkmıştı. Yanına yardımcı olarak oğlu Mark'ı ve Mark'ın arkadaşı Jake'i de alarak Crafton Gölü'ne gelmişlerdi. Bu acayip yırtıcıya olabildiğince meydan okumak ve ona hızla ulaşabilmek için çıplak ayaklarını kanolarından suya sarkıtmışlardı. Aniden Joe küçük balıkların bir girdap gibi döndüklerini fark etti. Sonra da otların arasından garip bir şey çıktı. Onun sadece otların arasından çıkan bir kaplumbağa olduğunu düşündüm. Ve yakından baktığımda kaplumbağa olmadığını gördüm. Sabırsız balıkçı oltasını hemen fırlatır. Balık yemi saldırganca ısırır ama kaçmayı başarır. Joe birkaç kez daha olta atmayı dener. Ama canavar balık tekrar ısırmaz. Sonrasında ise tam Joe vazgeçmek üzereyken canavar balığın dev çenesini oltanın ucunda görür. Balığın gücü onu şaşkına çevirmiştir. Joe Gillespie bu av karşısına hayrete düşer. Bu köpek balığı dişleri olan bir canavardır. Balık kurtulmak için kepçeyi kemirmeye çalışmaktadır. Kamuoyu bildirimlerine göre canavar balığının ölü ya da diri yakalanması gerekmektedir. Bıçağımı tam kafatasının tepesinden soktum. Böylece çırpınmayı ve ısırmayı kesti. Bu kocaman avın uzunluğu 60 santimden fazlaydı. Ve av iskelede de büyük bir heyecan yarattı. Gazeteciler gelip fotoğraflarımızı çektiler. Daha sonra da kardeşim geldi. Kuzenlerim ve herkes buraya gelmeye başladı. Çok kalabalık oldu. Ama aslında iskeleye ilk geldiğimizde sanırım sadece 25 kişi vardı. Sadece onlar görmüştü. Joe Gillespie'nin bu büyük avı biyologları da hemen harekete geçirdi. Av nedeniyle heyecandan çok dehşete kapılmışlardı. Yakalanan dev canavar balık aynı gölde görülen ilk balıktan çok daha büyüktü. Ve bu da Maryland'in yılanbaşlara sadece hayatta kalmakla kalmayıp irileşip çoğalmaları için uygun koşulları sağladığını da gösteriyordu. Amerika'nın kuzeydoğu bölümü kuzey yılanbaşı için çok iyi bir yetişme ortamı olabilir. Belki bu canavarlar çoktan yayılmışlardı. Kanıt hemen ortaya çıktı. Takip eden hafta Crafton Gölü'nde balık avına devam eden Joe Gillespie 7 yavru yılanbaş yakalamıştı. Bilim insanları artık tam bir istilayla yüz yüze olduklarını bilmekteydiler. Elimizde hem yetişkinler hem de yavrular vardı. Orayı hemen temizlememiz gerekiyordu. Canavar balık bir anda en tehlikeli halk düşmanı olmuştu. Amerika, canavar balık adı verilen yabancı bir türün istilası altındaydı. Saldırgan Asya tipi yılanbaş balığı Maryland eyaletini işgal etmeye başlamıştı. İnsanlar birini görmek, dokunmak ve hatta tatmak için umutsuzca çırpınıyordu. Maryland'li aşçı Jerry Trice, yılanbaşlardan korkulmamasını, marine edilip ızgara yapılmasını öneriyordu. Tam Annapolis tarzı. Hemen tatmak istediler. Çok meraklıydılar. Korku da vardı. Birçok kişi olayı olduğundan büyük göstermeyi tercih ediyordu. Ama bazıları için gerçek heyecan bu canavar balıklardan birine, bu güçlü hayvanı tutacak kadar güçlü bir akvaryum bulurlarsa evde beslemekti. 280 litrelik bir akvaryumda gerçekten çok büyük bir yılanbaş besleyen bir müşterim vardı. Akvaryumun bir ucunu... Bunu yapan aşçıbaşı Jerry Trice da yılanbaşların bu davranışını gözlemlemiş. Yılanbaş satışının resmen yasaklanmasından önce Trice onları restoranda buzluğunda saklıyordu. Bir öğleden sonra kapağın açık olduğunu fark etti. Soğutucuyu 4-5 dakikalığına gözetimsiz bırakmıştık. Ve açıkça buradan oraya 8-9 metre yol almıştı. Yürüyor gibiydi. Bunu daha çok gerçekten hızlı ve becerikli bir yılan kavi hareketi olarak tanımlayabilirim. Ben bu olaydan beri soğutucunun üstünde hep bir tuğla koyuyorum. Gözlemler ve deneyler gerçeği ortaya koydu. Yılanbaşlar suyun dışında yüzgeçlerini ve kaslı vücutlarını öne arkaya ritmik bir şekilde hareket ettirebiliyorlar. Bu bir çeşit balık yürüyüşü sayılabilir. Eğer yılanbaşlar gerçekten de bu yeteneklerini su dışında yol almak için kullanabiliyorlarsa bu çok başarılı bir adaptasyon. Asya'daki doğal ortamlarında yılanbaşlar musonlar ve kuraklıklar gibi nemli ve kurak hava koşullarında hayatta kalmak zorunda. Karada yürüyebilmek, yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Karada kısa mesafelerde hareket edebilme yeteneği böyle bir kurak, nemli olan bir bölgede önemli bir hayatta kalma etkenidir. Ve su dışında sağ kalabilmek için canavar balığın son bir fiziksel avantajı daha var. Havada nefes alabilir. Yılanbaşlar karada solungaçların üstündeki ilkel akciğerleri kullanır. Solungaçlarının alt bölümünün tam üzerinde hava odacıkları var. Hava gerçekte pek çok açıdan bir akciğere benzeyen bu hava odacıklarına doluyor. Bu balıkların yürüyebilmesi Amerikalıların yılan başlardan duyduğu korkuyu iyice arttırdı. Bu dikkate değer deneyler bilim adamlarına ve araştırmacılara canavar balık adı verilen bu çok yırtıcı düşman hakkında yeni bir bakış açısı kazandırdı. Ve Asya tipi yılanbaş Potomac Nehri üzerindeki yolunda yürümeye devam ederken herkes balığın bir sonra nereye gideceğini merak etmekteydi. Florida'daki biyolog Dr. Walt Courtney aralarında Kuzeydoğu'da dahil olmak üzere son zamanlarda farklı yerlerde çekilen yılanbaş fotoğraflarını inceliyor. Ayrıntılı inceleme korkutucu bir şeyi açığa çıkarıyor. Araştırmasını derinleştiren Courtney şimdi Amerika'da tamamen farklı bir yılanbaş türü olduğunu ortaya koyuyor. Dev yılanbaş. Dev yılanbaşlar iri olmanın ötesinde gerçek canavar balıklar. Bu tür Asya'da balıkçıların uğradığı kanlı saldırılardan da sorumlu. Diğer yılanbaş türlerinden çok daha iri oluyorlar ve geçtikleri yerde ne varsa saldırıyorlar. Kuzey yılanbaşı gibi dev yılanbaş Channa Micropeltes de tamamen Asya'ya özgü ama yeryüzündeki en saldırgan yılanbaş türü. Daha küçük kuzenleri gibi dev olanlarında keskin dişleri var. Havada nefes alır ve hızlı ürerler. Ama devlerin büyüklüğü 1,5 metreye kadar ulaşabilir. Bu tüm yılanbaşların en tehlikelisi. Çok kötü, bir yırtıcı. Özellikle de diğer balıklar için. Ve devler dayanıklı doğarlar. Kırmızı çizgi adı verilen gençler, Kongre'nin Amerika'ya her türlü yılanbaş ithalatını yasaklamasından önce akvaryum tutkunları arasında popülerdi. Bu görüntüler kırmızı çizgilerin akvaryum arkadaşlarını nasıl yok ettiklerini iyice ortaya koyuyor. Doktor Courtney, yılanbaş salgınına katılmalarından önce bu devleri durdurmakta kararlı. Kongre'nin ithalatı uzun süre önce yasaklamış olmasına rağmen bu istilacı balığın nasıl hala Amerika'ya gelebildiğini bilmek istiyor. Asya'dan kaçak olarak mı getiriliyor yoksa bu yeni nesil dev yılanbaş bir yılanbaş mutasyonu ya da Amerikan sularında yer alan yeni bir alt tür mü? Bilimsel literatürde belirtilen 29 türden daha fazla yılanbaş türü olduğuna iddia oldum. Yanıtları balıkların ana vatanında bulacağına inanan Courtney dikkatini Tayland'a yöneltiyor. Burası dev yılanbaşların iyi bilinen favori mekanlarından bir tanesi. Tayland'ın ünlü yılanbaş avı rehberi Jean-François Elias'tan yardım etmesini ve bir DNA örneği alarak tüm karşılaştırmalar için Amerika'ya göndermesini istiyorlar. Bu yılanbaşların tüm okyanus boyunca nasıl seyahat ettiklerini ortaya çıkarmak için hayati bir fırsat. François'dan yardım istememizin nedeni Tayland'daki dev yılanbaşlarla Amerika'daki dev yılanbaşın aynı tür olup olmadığını anlamaktır. Ünlü bir av rehberiyle işbirliği yapan Amerikalı biyologlar canavar balıkla mücadelede iyi bir müttefik bulmuştu. Elbette o her zaman dışarıda bu yılanbaşlarla birlikteydi. Pek çok biyolog bu tarz bir şey yapmaz. Bir balıkçı rehberinden balıkların biyolojisi hakkında olağanüstü miktarda çok değerli bilgi alabilirsiniz. Özellikle de François gibi işinin ehli birinden. Canavar balıkların DNA'sının avı sabahın erken saatlerinde Tayland'da Khençaburi'de başladı. Usta rehber Jean-François diğerine hızla yüzüyordu. Yan panellerden birine çarptı ve onu çatlattı. Bu sansasyona rağmen çok ciddi bir tehdit yaşanmaktaydı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü düzenlediği basın toplantısında konuyu tüm yönleriyle açığa kavuşturmuştu. Canavar balıklar çok tehlikeliydi. Bu balıklar en üst düzeyde yırtıcılar. Önlerine çıkan hemen her şeyi yiyorlar. Karada hareket edebilirler ve su dışında 3 güne kadar yaşayabilirler. Görülmesinin üzerinden 5 ay geçtikten sonra yetkililer canavar balık çılgınlığına bir nokta koymaya çalıştılar. Kongre, yılanbaşları en çok aranan istilacı türler listesinin zararlı vahşi hayvanlar bölümüne ekledi. Bu balıkların ya da yumurtalarının nakli artık yasa dışı olmuştu. Bu çarşamba Annapolis'te açıklanan önergeyle Maryland'de bunlardan birine sahip olmak tamamen yasa dışı hale gelebilecek. Yasak, Dr. Courtney ve bu balık türünü yok etmeye kararlı diğer bilim insanlarınca iyi karşılanır. Ama bu istilacı balık zaten çoktan yayılmıştır. Rahatsız edici sorular devam etmektedir. Yılan başlar nereden geliyor ve acaba durdurulabilirler mi? Bu ciddi bir konu. Hiçbir şekilde kontrol edemediğimiz balıklarla uğraşıyoruz. Onlar yerel balıklarla rekabet edecek ve muhtemelen üstün gelecek bir türün başlangıcını temsil ediyor. Steve Early ve konuyla ilgili diğer biyologlar büyüyen yılanbaş krizini analiz ederken en kötüsünden korkuyorlardı. Bu kuvvetli balığı durdurabilecek herhangi bir yol var mıydı? Yılanbaş patlamasının başlangıç noktası olan Maryland Crafton Gölü bir test sahasına dönüşmüştü. Biyologlar ve doğal kaynak otoriteleri kanıtları inceliyordu. Olası bir ekofelaketle yüz yüze gelirken sadece iki seçenekleri vardı. Kontrol etmek ya da imha etmek. Yayılan yılanbaş belası henüz bir salgına dönüşmeden mücadeleye karar verdiler. Otoritelerin ölümcül silahını zehir oluşturacaktı. İlk yılanbaş karşılaşmasından 4 ay sonra yetkililer Crafton Gölü'ne Rotenone adı verilen güçlü bir kimyasal zehir döktüler. Zehir, yerel türler de dahil göldeki her balığı öldürecekti. Ama bilim insanları yılanbaşlara karşı savaşta bu bedeli çoktan kabullenmişlerdi. 4 hafta aktif kalacak olan Rotenone sonrasında biyologlar doğaya salınacak yeni türlerin bu kez yılanbaşlar olmadan yeniden çoğalmasını bekliyor. Zehirleme işe yaradı. Göle Rotenone verildikten birkaç gün sonra 6'sı yetişkin 1200 yılanbaşın ölmesi sağlandı. Bu sayede yerel biyologlar da rahat bir nefes aldılar. Oradaki her yılanbaşı öldürdüğümden eminim. Göldeki her bir balığı öldürdüğümde kesin. Sonraki 2 yıl boyunca yetkililer yılanbaş savaşının kazanıldığına inandılar. Ama çok yanılmışlardı. Komşu eyalet Virginia'da 7 Mayıs 2004 tarihinde hırslı bir balıkçı Potomac nehrinde Küçük Avlanma Koyu isimli bölgesinde bir levrek arıyordu. Ama levrek yerine başka bir şey yakaladı. Yabancı görünümlü çok büyük bir balık. Bu başka bir kuzey yılanbaşıydı ve canavar balık yeni bir Amerikan eyaletini istilaya başlamıştı. Bu Çin kuzey yılanbaş balığı dün Potomac nehrinde bulundu. Üstelik sayıları hızla artmaktaydı. 7 Mayıs'tan beri Potomac nehrinde 5 yılanbaş yakalandı. Doğal Kaynaklar Departmanı bölge balıkçılarından yardım istemek için hiç zaman kaybetmedi. Yılanbaş avlayan ya da öldüren herkesten hemen departmanı aramasını isteyen afişler astılar. Ve balıkçılar bu kez de 4 eyalete yayılan Potomac nehrine akan 650 kilometrelik akarsularda yılanbaş aramaya başlamışlardı. Canavar balık şimdi Amerika'daki en büyük su yollarından birine girmişti. Bu kez zehirlemek bir çözüm olamayacaktı. Potomac nehrinde zehir kullanabilmek mümkün değil. Burası Crafton Gölü gibi izole bir göl değil. Bence yılanbaşın Virginia'ya yayılması çok daha tehlikeli olmuştu. İşin en kötü tarafı ise bu balıkların yayılmayı başarabilmeleriydi. Virginia avı ulusal haberleri meşgul ediyordu. Artık New York ve Kaliforniya'da dahil diğer eyaletlerde yılanbaşların görüldüğü bildirilmeye başlanmıştı. Tüm ülkede balıkçılık ve av otoriteleri olan bitene şaşırıyordu. Bu görülen, acaba yılanbaşların çirkin suratlarını ilk kez gösterdiği Maryland Crafton Gölü'nden kaçanlar ya da onların yavruları mıydı? Biyologlar bunu öğrenmek istiyordu. Bu nedenle Virginia'da bulunan balığın DNA'sını Maryland'de bulunanla karşılaştırmışlardı. Sonuçlar ürkütücüydü. Virginia'daki ve başka her yerdeki kuzey yılanbaşları aynı türden ama farklı ailelerden geliyorlar. Bunun tek bir anlamı olabilir. Bu yabancı istilacı aynı anda birçok yeri birden istilaya başlamıştı. Bu iyi mi yoksa kötü bir haber mi bilmiyorum ama bu onların farklı bölgelerden girişler yaptıklarını gösteriyor. Fakat bu yılanbaşı istilası nasıl durdurulabilecekti? Araştırmacılar onların nereden geldiklerini ve nasıl böyle yayıldıklarını bulmak zorundaydı. Artık bu yabancı yırtıcının anlaşılması en acil öncelik haline almıştı. Şimdi yetkililer balığın çoğaldığını ve buraya yerleştiğini söylüyor. Bir başka deyişle onları durdurmak için çok geç olabilir. Virginia balıkçılık biyoloğu John Odenkirk, bilginin yılanbaşlara karşı en güçlü silah olduğuna inanıyor. Bu balık Odenkirk'ün alanında yayılıyor. Bu yayılmayı durdurabilmek için yılanbaşların davranışları, çiftleşmeleri ve göçleri hakkında bilgi edinilmesi gerekiyor. Eğer üreme şekillerini bilemezsek yılanbaş gibi korkutucu bir balıkla asla mücadele etme şansımız olmaz. Bunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Onları elinize aldığınızda size karşı koyarlar. Çok iyi savaşçılardır ve çok kötü huylu bir balık türüdür. Peki genel özellikleri nasıl? Odenkirk'ün ilk görevi saldırganlık söylentilerini ele almak ve çıplak gerçeği ortaya koymak. Balığın çok dirençli olduğu ileri sürüldüğünden Odenkirk, yılanbaşın kararlılığını ölçmek için bir deney yapıyor. 8 yılanbaşı çelik ağla güçlendirilmiş bir akvaryuma koyan Odenkirk, balıkların kaçmak için hangi engellerle nasıl başa çıkacağını görmek istiyordu. Ama biyolog hemen ertesi gün hayrete düştü. Akvaryum neredeyse boşalmıştı. 6 balık kaçmayı başarmıştı. Bu durum yılanbaşların yaşama kararlılığını kanıtlamaktaydı. Sıçramayı seviyorlar ve yolu bulmayı başarmışlar. Tam burada sanırım bu noktadan çıkmışlar. Burayı bulana kadar atlamışlar. Bir tanesi atladığında geri kalanlar buranın çıkış yolu olduğunu fark etmiş ve atlamış. İçeride ise sadece bir tane balık kalmış. Biyolog daha sonra yılanbaşların doğaüstü bir hızla üredikleri söylentilerini de test etmek istiyordu. Doğum oranları hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu yüzden biyolojilerini anlamak çok önemli bir nokta. Bu nedenle dişi bir yılanbaşı parçalara ayrılıyor. Biyolog yılanbaşının iç kulak kemiğini kesiyor. Kulak kemiklerinin içindeki bu büyüme halkaları balığın yaşını ve dolayısıyla yumurtlama potansiyelini ortaya çıkarıyor. Bu iş bir ağacın halkalarını saymaya benziyor. Büyüklüğüne bakılırsa tahminen 4 yaşlarında olmalı. Canavar balıkların çabuk üreyebildiklerine şüphe yok. 4 yaşındaki bu dişi binlerce yumurta salmış olabilir. Bir kuzey yılanbaşı cinsel olgunluğa 2 ya da 3 yaşında ulaşır. Bunun gibi bir dişi her yumurtlama döneminde bir kerede 15.000'den fazla yumurta bırakabilir. Bu yumurtalıklarla yapacağımız şey bir örnek almak. Örneği tartacak ve tahminen kaç yumurtası olduğunu hesaplayacağız. Daha sonra da yumurtlama mevsimi süreçlerinin nasıl olduğunu izleyebilmek için yıllık gelişimi modelleyeceğiz. Canavar balıkların yumurtlama istatistikleri aslında tehlikeyi haber veriyor. Yılanbaşlar yılda 5 kez çiftleşebiliyor. Bu sadece 2 yılda tek bir dişinin 150.000 yumurta bırakabilmesi anlamına geliyor. Doğal yetişme ortamlarında yırtıcılar da bulunduğu için denge sağlanıp hızlı üremeleri kontrol altında kalır. Fakat doğal düşmanların olmadığı yabancı bir ekosistemde bu durum çok tehlikeli bir nüfus patlamasına yol açabilir. Bir başka kötü söylenti ise yılanbaşların kanın tadına çok duyarlı oldukları. John Odenkirk canavar balıkların güçlü ısırına neden olan anatomiyi inceliyor. Bunlar kesinlikle çok etkileyici dişler. Bu bana göre dişlerinin yapısına bakıldığında daha fazla bir tuzlu su balığına benziyor. Burada gördüğünüz gibi birkaç diş sırası var. Onları büyük beyaz köpek balığıyla karşılaştırmak belki biraz aşırı olsa da yılanbaşlarında iştahı neredeyse doymak bilmez. Yılanbaşlar beslenirken gerçek bir yırtıcıdır. Avını hemen kapar ve bir defada yutar. Saldırır ve hemen içine çeker. Çok tehlikelidir. Bir canavar efsanesi doğuyor. Tıpkı korku filmlerindeki gibi. Üstelik yılanbaşlar başka balıkların yapamadıkları bir şeyi de yapabiliyorlar. Karada yürüyebiliyorlar. Kaliforniya balık ve av bekçisi Todd Tognazzini, yılanbaşların konusunda kurgu ile gerçeği ayırmaya çalışan biri. Yılanbaşların su dışında sağ kalıp kalmadıklarını ve karada yürüyüp yürüyemediklerini test etmek için Todd, iki kuzey yılanbaşını 9 saat boyunca susuz kalacakları bir buz sandığına koyuyor. Sağ kalacaklarından şüpheli olmasına rağmen gördükleri onu hayrete düşürüyor. Kutuyu açtığımda içindeydiler. Balığın tekrar canlanıp canlanamayacağını görmek için kabı suyla doldurdum. Balık hızla yüzmeye başladı. Todd, balıklardan birini kovadan alıp bıraktı. Yılanbaş bu sınavda da hiç zorlanmaz. Hemen hareket etmeye, yüzgeçleri yardımıyla kaçmaya çalışır. Bir yılan gibi kıvrılabilme yetenekleri vardı ve gördüğüm şey çok netti. Bu balıkların kebabı... Fıratlarına benziyorlar. Kana çok düşkün. Dev yılanbaş balıklar saldıracaklar. Bu yaratıklar karada bile yürürler. Bu şeyler aniden bacaklara sıçrar ve hemen saldırırlar. Bazılarına göre büyük bir av, diğerleri içinse ölümcül bir tehdit. Balıkçı onu bize doğru çevirdi. Yorgun düşmüştü. Yakında sizin çevrenizdeki bir nehre de gelebilir. Şimdi izleyecekleriniz canavar balıkların macerası. İşte canavar balık. Doğal ortamlarındaki istilacı türler doğanın besin zinciriyle denge içinde yaşarlar. Ama yabancı bir bölgede tehlikeli bir davetsiz misafire dönüşebilirler. Çoğu tek bir koloniden ölümcül bir sürü olana kadar çoğalabilir. Bazıları öyle başarılı şekilde beslenir ve ürer ki tüm ekosistemi imha ederler. Şimdi yeni bir istilacı var. Güçlü bir iştahı ve ustura dişleri olan yırtıcı bir balık. Karada bile yürüyebilir. Bazıları onlara yılanbaş adını takmış. Diğerleri ise canavar balık. Mayıs 2002. Sakin bir Amerikan kasabası olan Maryland'deki Crafton'da bilim kurgu filmlerine yaraşır bir dehşet başlamak üzereydi. Bir alışveriş merkezinin arkasındaki küçük bir gölde balık tutmaktayım. Garip görünüşlü bir balık yakalamış ve tanımlayamadığı balığın birkaç fotoğrafını çekmişti. Onu göle geri bırakmıştı. Ama Paul bu garip görünümlü canlının ne olduğunu merak etmişti. Bu nedenle fotoğrafları Maryland Doğal Kaynaklar Departmanı'na bıraktı. Ama bir fırtınayı ateşlediğinden haberi yoktu. Paul DiMauro Mayıs ayında bir tane yakaladı, fotoğraflarını çekti ve suya bıraktı. O zamanlar havada nefes alabilen ve yüzgeçlerini karada ayak gibi kullanabilen bir balık tuttuğunu bilmiyordu. Siz hiç filmlerdeki gibi bir torpil gördünüz mü? Elinin bir kunduz olduğunu düşünmüştüm. Yani çok fazla su sıçratıyordu. Çok çirkin bir balıktı. Resimler Doğal Kaynaklar Departmanı'na geldiğinde baktığımızın sıra dışı ve farklı bir şey olduğu anlaşılıyordu. Maryland biyologları en kötüsünden korkuyordu. Fotoğrafları Florida'ya balık bilimci ve istilacı türler uzmanı Walt Courtney'e gönderdiler. Courtney'nin bir kere bakması yetmişti. Fotoğrafı görür görmez onun Kuzey Yılanbaşı adı verilen Channa Argus olduğunu anladım. Kuzey Yılanbaşı ya da Channa Argus Asya'ya özgü bir tür. Orada uyum içinde yaşar. Bir yırtıcı hayvan ve bir av olarak kontrol altındadır. Ama yılanbaşlar onlara yaklaşan herkese saldırmalarıyla tanınırlar. Bilinen 29 yılanbaş çeşidinin çoğu dev yılanbaş gibi yırtıcı iştahları ve keskin dişli güçlü çeneleriyle saldırgan avcılardır. Çeneleri eti, insan etini bile koparabilir. Tayland'ın Şirinakari Havzası tanınmış bir yılanbaş bölgesidir. Yerel balıkçı Lung Tieng şiddetli bir yılanbaş saldırısını anlatıyor. Bir gün evinin yakınlarındaki nehir kenarında ağ atmış çekmeye hazırlanıyordu. Suyun kenarında Lung avını tam toplamaya başlamıştı ki aniden elinde çok keskin bir acı hissetti. Aman tanrım. Önce benim neyin ısırdığını anlayamadım. Kolumda çok fazla kan vardı. Lung'un eşi evde akşam yemeği hazırlıyordu. Güçlü bir feryat duydu. Çok korkmuştu ama hızla kocasına yardıma koştu. Ona bakmaya koştum. Çok fazla kan kaybediyordu. Bir yılan mı diye sordu. Ben de hayır, bir balık dedim. Tekrar baktığımda sadece çok büyük ve siyah bir şey gördüm. Lung yakından baktıktan sonra saldırganın bir yılanbaş olduğunu anlamıştı. Koyu renkli büyük balık hemen önünden suya doğru kaymış ve Lung'un evinin altındaki yuvasına dönmüştü. Çift sarsılmıştı. Bu vahşi yaratığın ne kadar zamandır ayaklarının altında yuva yaptığı hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Isırık kötüydü ama Lung hasarın çok daha büyük olabileceğini biliyordu. Beni çok fazla ısırmadığı için şanslı olduğumu düşündüm. Tüm elinizi ısırıp koparabilirler. Amerika'da yılanbaşların balıkçılara saldırması tehlikenin sadece küçük bir kısmıdır. Yabancı bir ekosistemde istilacı yılanbaşlar besin zincirini yok edebilir. Tropik dev yılanbaşın aksine kuzey yılanbaşı dondurucu sularda iyi gelişir ve tüm yıl boyu beslenip çoğalarak yerli türleri açlıktan öldürebilir. Havada nefes alma yeteneği ve karada bile yürümesi de bunlara eklenince kuzey yılanbaşın korkunç bir düşman olduğu hemen anlaşılır. Amerika'da ortaya çıkmaması felaketin sonrasında ise tam Joe vazgeçmek üzereyken canavar balığın dev çenesini oltanın ucunda görür. Balığın gücü onu şaşkına çevirmiştir. Joe Gillespie bu av karşısına hayrete düşer. Bu köpek balığı dişleri olan bir canavardır. Balık kurtulmak için kepçeyi kemirmeye çalışmaktadır. Kamuoyu bildirimlerine göre canavar balığının ölü ya da diri yakalanması gerekmektedir. Bıçağımı tam kafatasının tepesinden soktum. Böylece çırpınmayı ve ısırmayı kesti. Bu kocaman avın uzunluğu 60 santimden fazlaydı. Ve av iskelede de büyük bir heyecan yarattı. Gazeteciler gelip fotoğraflarımızı çektiler. Daha sonra da kardeşim geldi. Kuzenlerim ve herkes buraya gelmeye başladı. Çok kalabalık oldu. Ama aslında iskeleye ilk geldiğimizde sanırım sadece 25 kişi vardı. Sadece onlar görmüştü. Joe Gillespie'nin bu büyük avı biyologları da hemen harekete geçirdi. Av nedeniyle heyecandan çok dehşete kapılmışlardı. Yakalanan dev canavar balık aynı gölde görülen ilk balıktan çok daha büyüktü. Ve bu da Maryland'in yılanbaşlara sadece hayatta kalmakla kalmayıp irileşip çoğalmaları için uygun koşulları sağladığını da gösteriyordu. Amerika'nın kuzeydoğu bölümü kuzey yılanbaşı için çok iyi bir yetişme ortamı olabilir. Belki bu canavarlar çoktan yayılmışlardı. Kanıt hemen ortaya çıktı. Takip eden hafta Crafton Gölü'nde balık avına devam eden Joe Gillespie 7 yavru yılanbaş yakalamıştı. Bilim insanları artık tam bir istilayla yüz yüze olduklarını bilmekteydiler. Elimizde hem yetişkinler hem de yavrular vardı. Orayı hemen temizlememiz gerekiyordu. Canavar balık bir anda en tehlikeli halk düşmanı olmuştu. Amerika, canavar balık adı verilen yabancı bir türün istilası altında korkmuştu ama hızla kocasına yardıma koştu. Ona bakmaya koştum. Çok fazla kan kaybediyordu. Bir yılan mı diye sordu. Ben de hayır, bir balık dedim. Tekrar baktığımda sadece çok büyük ve siyah bir şey gördüm. Lung yakından baktıktan sonra saldırganın bir yılanbaş olduğunu anlamıştı. Koyu renkli büyük balık hemen önünden suya doğru kaymış ve Lung'un evinin altındaki yuvasına dönmüştü. Çift sarsılmıştı. Bu vahşi yaratığın ne kadar zamandır ayaklarının altında yuva yaptığı hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Isırık kötüydü ama Lung hasarın çok daha büyük olabileceğini biliyordu. Beni çok fazla ısırmadığı için şanslı olduğumu düşündüm. Tüm elinizi ısırıp koparabilirler. Amerika'da yılanbaşların balıkçılara saldırması tehlikenin sadece küçük bir kısmıdır. Yabancı bir ekosistemde istilacı yılanbaşlar besin zincirini yok edebilir. Tropik dev yılanbaşın aksine kuzey yılanbaşı dondurucu sularda iyi gelişir ve tüm yıl boyu beslenip çoğalarak yerli türleri açlıktan öldürebilir. Havada nefes alma yeteneği ve karada bile yürümesi de bunlara eklenince kuzey yılanbaşının korkunç bir düşman olduğu hemen anlaşılır. Amerika'da ortaya çıkmaması felaketin habercisiydi. Ona bir elektronik posta gönderdim ve en iyisi oraya gidin. Gölde bunlardan daha fazla olup olmadığını kontrol edin dedim. Amerikalı biyologlar için kuzey yılanbaş istilası bir kabus senaryosuydu. Baltimore Sun muhabiri Candy Thompson içinse iyi bir haber fırsatı. Bilirsiniz, bir muhabirin hayali iyi bir hikayedir. Ve bu hem bilim hem de bilim kurgu içeriyordu. Thompson'ın birinci sayfa manşeti. Crafton sularında pusuya yattılar. Hızlı yüzündü. Kamuoyunu korkutan bu balık yeni bir çılgınlığın yayılmasına neden olmuştu. İkinci haftanın sonunda durum çılgıncaydı. Karşılaştığım her şeyden daha delice bir şeydi. Kameramanlar ve muhabirler büyüyen medya histerisinin merkezi haline alan Crafton Gölü'nde toplanmaya başlamışlardı. Göl ve balıkçıları ulusal ilgiyi üzerlerine çekiyor. Ve herkes bu canavarın gölde gerçekten yaşadığına dair bir ipucu yakalamayı umuyordu. Bu şey sanki bilim kurgu filminden çıkmış. Bu yaratık önüne çıkan her şeyi yiyor, sudakileri bitirince karaya çıkıp piknik sepetinizdekileri yiyor. Sonra da evcil hayvanınızı. Ve yoluna devam ediyor. Fakat bilim insanları yılanbaş krizinin tamamen farklı olduğunun farkındalar. Acaba orada daha başkaları da var mı? Maryland Doğal Kaynaklar Departmanı bir bildiri dağıtarak yılanbaşların ölü ya da diri arandığını bildirmişti. Onlardan birini yakalayan hemen bildirilmeli ve ne olursa olsun onu suya geri bırakmamalıydı. Yerel balıkçı Joe Glebs'i canavar balık hakkındaki haberleri okuyan binlerce kişiden ve onu yakalama arzusuna kapılanlardan sadece biriydi. Hadi gidelim. İlk canavar balığın görülmesinden 2 ay sonra Joe Gillespie bir yılanbaş avı için yola çıkmıştı. Yanına yardımcı olarak oğlu Mark'ı ve Mark'ın arkadaşı Jake'i de alarak Crafton Gölü'ne gelmişlerdi. Bu acayip yırtıcıya olabildiğince meydan okumak ve ona hızla ulaşabilmek için çıplak ayaklarını kanolarından suya sarkıtmışlardı. Aniden Joe küçük balıkların bir girdap gibi döndüklerini fark etti. Sonra da otların arasından garip bir şey çıktı. Onun sadece otların arasından çıkan bir kaplumbağa olduğunu düşündüm. Ve yakından baktığımda kaplumbağa olmadığını gördüm. Sabırsız balıkçı oltasını hemen fırlatır. Balık yemi saldırganca ısırır ama kaçmayı başarır. Joe birkaç kez daha olta atmayı dener. Ama canavar balık tekrar ısırmaz. Ağızlarına benziyorlar. Kana çok düşkün. Dev yılanbaş balıklar saldıracaklar. Bu yaratıklar karada bile yürürler. Bu şeyler aniden bacaklara sıçrar ve hemen saldırırlar. Bazılarına göre büyük bir av, diğerleri içinse ölümcül bir tehdit. Balıkçı onu bize doğru çevirdi. Yorgun düşmüştü. Yakında sizin çevrenizdeki bir nehre de gelebilir. Şimdi izleyecekleriniz canavar balıkların macerası. İşte canavar balık. Doğal ortamlarındaki istilacı türler doğanın besin zinciriyle denge içinde yaşarlar. Ama yabancı bir bölgede tehlikeli bir davetsiz misafire dönüşebilirler. Çoğu tek bir koloniden ölümcül bir sürü olana kadar çoğalabilir. Bazıları öyle başarılı şekilde beslenir ve ürer ki tüm ekosistemi imha ederler. Şimdi yeni bir istilacı var. Güçlü bir iştah ve ustura dişleri olan yırtıcı bir balık. Karada bile yürüyebilir. Bazıları onlara yılanbaş adını takmış. Diğerleri ise canavar balık. Mayıs 2002. Sakin bir Amerikan kasabası olan Maryland'deki Crafton'da bilim kurgu filmlerine yaraşır bir dehşet başlamak üzereydi. Bir alışveriş merkezinin arkasındaki küçük bir gölde balık tutmaktaydı. Garip görünüşlü bir balık yakalamış ve tanımlayamadığı balığın birkaç fotoğrafını çekmişti. Onu göle geri bırakmıştı. Ama Paul bu garip görünümlü canlının ne olduğunu merak etmişti. Bu nedenle fotoğrafları Maryland Doğal Kaynaklar Departmanı'na bıraktı. Ama bir fırtınayı ateşlediğinden haberi yoktu. Paul DiMauro Mayıs ayında bir tane yakaladı, fotoğraflarını çekti ve suya bıraktı. O zamanlar havada nefes alabilen ve yüzgeçlerini karada ayak gibi kullanabilen bir balık tuttuğunu bilmiyordu. Siz hiç filmlerdeki gibi bir torpil gördünüz mü? İrinin bir kunduz olduğunu düşünmüştüm. Yani çok fazla su sıçratıyordu. Çok çirkin bir balıktı. Resimler Doğal Kaynaklar Departmanı'na geldiğinde baktığımızın sıra dışı ve farklı bir şey olduğu anlaşılıyordu. Maryland biyologları en kötüsünden korkuyordu. Fotoğrafları Florida'ya balık bilimci ve istilacı türler uzmanı Walt Courtney'e gönderdiler. Courtney'nin bir kere bakması yetmişti. Fotoğrafı görür görmez bunun Kuzey Yılanbaşı adı verilen Channa Argus olduğunu anladım. Kuzey Yılanbaşı ya da Channa Argus Asya'ya özgü bir tür. Orada uyum içinde yaşar. Bir yırtıcı hayvan ve bir av olarak kontrol altındadır. Ama yılanbaşlar onlara yaklaşan herkese saldırmalarıyla tanınırlar. Bilinen 29 yılanbaş çeşidinin çoğu dev yılanbaş gibi yırtıcı iştahları ve keskin dişli güçlü çeneleriyle saldırgan avcılardır. Çeneleri eti, insan etini bile koparabilir. Tayland'ın Şirinakari Havzası tanınmış bir yılanbaş bölgesidir. Yerel balıkçı Lung Tieng şiddetli bir yılanbaş saldırısını anlatıyor. Bir gün evinin yakınlarındaki nehir kenarında ağ atmış çekmeye hazırlanıyordu. Suyun kenarında Lung avını tam toplamaya başlamıştı ki aniden elinde çok keskin bir acı hissetti. Aman tanrım. Önce benim neyin ısırdığını anlayamadım. Kolumda çok fazla kan vardı. Lung'un eşi evde akşam yemeği hazırlıyordu. Güçlü bir feryat duydu. Çok korktu.